Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin bazı üstün özellikleri varmış. O üstün özelliklerinden biri de akraba ilmini çok iyi bilirmiş, soy ilmini. Hazreti Ebu Bekir de bu ilimde lidermiş. Sayarmış babasının çocuklarını, dedesinin çocuklarını, dedesinin babasının çocuklarını. Bu şekilde soy ilmine, sülale ilmine hakim biriymiş Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Yabancı biri geldiğinde, o da Arap'tansa, mutlaka bir akrabalık bağı kurarmış. Yani yakalarmış Peygamber Efendimiz. Köyün nere, soyun nere, akraban nere diye en sonunda bir akrabalık çıkarılmış. Hazreti Peygamber Efendimiz'in böyle bir meziyeti varmış. Maalesef şu an insanlar bir araya geliyorlar. Necisin, nasılsın, neredensin gibi sorular sormadan ayrılıyorlar. Yani bir tanış çıkarsalar, bir şekilde bir yakınlık kursalar, bu hem Allah'ın emrine hem de Peygamber Efendimiz'in sünnetine olmadı. Sıhriyet yoluyla, yani kadın tarafından akrabalık oluştur. Bu da önemlidir. Çünkü kadın da mesela bir kişi kayınbabasıyla evlenebilir mi? Evlenemez değil mi? Kayınbabasıyla evlenemez değil mi? Demek ki evlilik de kuvvetli bir akrabalık bağı. Böyle yüksek bir yasa şey oluşturuyorsa, yani evlendirmeyecek kadar bir durum oluşturuyorsa, demek ki akraba sıhriyetten, evlilikten dolayı hasıl olan akrabalık da kuvvetli bir akrabalık. Hazreti Ayşe annemizin bildirdiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Akrabalık bağı arşa asılıdır. Biraz önce de bahsettik. Ve şöyledir. Beni gözeteni Yüce Allah da gözetir. Beni kesenden de Yüce Allah rahmetini keser. Değerli kardeşlerim, her daim için Cenab-ı Allah'ın rahmetine muhtacız değil mi? Hem dünyada muhtacız hem de ahirette muhtacız değil mi? Bu bağı salih, bu rahmeti, bu inayeti, bu desteği sağlayan ise akrabalardır. Onun için akrabalarla olan ilişkilerimize biraz ehemmiyet gösterelim.